Herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte masada da görmüş olduğunuz gibi kocaman bir ürünle karşı karşıyayız. Bu ürün nedir diyecek olursanız eğer hem sizin hem de evinizdeki evcil dostunuzun hayatını kolaylaştıracak ve yaşam kalitesini arttıracak mükemmel bir ürün. Nedir bu ürün diyecek olursanız eğer otomatik mama kabı diyebiliriz kısaca. Ama uzunca ne diyebiliriz onu videonun ilerleyen kısımlarında tek tek anlatacağım. Şimdi gelin lafı fazla uzatmayalım. Zaten ürün masamızda açık ama ben size kutu içerisinden neler çıkıyor bunları göstermek adına çok minik bir kutu açılışını yapalım sizlerle. Evet şimdi gördüğünüz gibi burada burada şuralarda böyle güzel güzel stikerler var. Tabii benim en başaramadığım en beceremediğim şey ne? Bu sticker'ları düzgün açmak. Ya yani kesinlikle böyle bir yetenek bana yüklenmemiş. Genelde ya kutuya zarar veriyorum ya da sticker'ı açmayı beceremiyorum. Sticker'larımızı açtıktan sonra bıçağımı yanıma koydum. Şöyle kapağımızı ilk açalım. Bir de böyle açalım. Bir de böyle açalım. Çok açtık. Bayağı bir yer bırakmışlar. Hemen kutumuzun üstünden bir adet kurma kapağı çıktı. Sonra burada direkt olarak cihazımız var. Şöyle cihazımızı alalım. Şöyle yana bir koyalım. Tabii bunların detaylarına da birlikte bakıyor olacağız. Kutunun içerisi bu kadar başka da bir şey yok içerisinde kutumuzu şöyle aşağıya aldım şu bıçağımızı şöyle kenara alalım öncelikle kutumuzu güzelce açtık ve gerçekten şık ve teknolojik bir şekilde mama kabımız karşımıza çıktı şimdi bunun muhtemelen aparatları falan şurada içeridedir diye düşünüyorum burada düğmesi varmış. Biz de biz ne anlarız teknolojiden böyle elimizle kanıtmaya çalışıyoruz. Burada düğmesi varmış tık diye. Buradan hemen bir mama kabımız çıktı. Bunu şöyle ön tarafına yerleştirelim. Bir adet kıllanma kılavuzumuz çıktı. Bir adet elektrik şarj aletimiz, adaptörümüz ve kablomuz çıktı. Şöyle içerisine baktığımda da başka da bir şey bulunmuyor. Yani Şöyle mama kabımızı koyduk. Kullanma kılavuzumuzu tabii ki bir Türk olarak asla okumuyoruz. Direkt kutuya atıyoruz. Ve sonra şöyle hemen yırtalım. Kablomuz micro USB bir şarj aletine sahip. Ve bununla birlikte de bir adet de adaptör var içerisinde. Adaptörümüz 5 volt ve 2 amperlik 10 watt güce sahip bir adaptörümüz çıkıyor. Ve bununla birlikte de dediğim gibi kablomuz geliyor. Şimdi Bakalım bu aletin ne gibi özellikleri var. Bizlere ne gibi mükemmel şeyler sunuyor onlara bakalım. Gördüğünüz gibi kutu içerisi gayet minimal ve her şey içerisinde dahil bir şekilde karşımıza geliyor. Şimdi bu ürünün bize ne gibi faydaları var biraz bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle iştesiniz, bir yerdesiniz, gün içerisinde evde olmayabiliyorsunuz. Kediniz, köpeğiniz evde yalnız bir şekilde sizleri bekliyor. Bu süreçte ne yapıyorsunuz? Aklınız bazen onda kalabiliyor. Ya ne yaptı acaba? Mamasını yedi mi? İşte ne oldu? Ne bitti? Kafanıza bir sürü soru işareti kalabiliyor. Bunu engellemek için ne yapıyorsunuz? Bir adet s SL20 otomatik mama kabını alıyorsunuz. Ve ne oluyor? Gördüğünüz gibi üzerinde bir adet tuşumuz var. Bu tuşla birlikte zaten burada mama dolumumuzu yapıyoruz. 3.7 litrelik bir mama kapasitesi bulunuyor. Ve aynı zamanda bununla birlikte kolay çıkarılabilir yüzeyi sayesinde de iç kısmını çok güzel yıkayabiliyorsunuz, temizleyebiliyorsunuz, dezenfekte edebiliyorsunuz. Daha sonrasında üzerinde bir adet butonu bulunuyor. Bu butona tıklayarak direkt olarak anlık mama koyabiliyorsunuz. Şöyle cihazımızın alt tarafına geldiğimizde de bir adet kamera bizleri karşılıyor. Bu kamera 1080p çözünürlüğe sahip. 2.8 diyafram aralığı bulunuyor. Bununla birlikte ne oluyor? İstediğiniz zaman telefondaki uygulamadan zaten birazdan telefon uygulamasında kuracağız birlikte. Telefon uygulaması üzerinden direkt olarak evcil hayvanınıza bakabiliyorsunuz. Mamasını yemeye gelmiş mi? Ne yapmış? Acaba ne yapıyor vesaire. Bu bütün soru işaretleri kafanızdan çıkıyor. Ve aynı zamanda üzerinde bir adet hoparlör ve bir adet mikrofon bulunuyor. Bununla birlikte ne oluyor? Siz konuşuyorsunuz. Sesiniz buraya geliyor. Ne oluyor? Köpeğiniz, kediniz miyavladı, havladı. Onun sesi size geliyor. Yani karşılıklı bir iki yönlü ses alışverişi bu cihaz üzerinde sağlanabiliyor. Şimdi gelin laf fazla uzatmayayım. Hızlıca bir uygulama kurulumunu yapalım. Ve sonrasında orada bizleri neler karşılıyor onlara bir bakalım. Tuya uygulaması benim telefonumda yüklü. Google Play veya App Store üzerinden bu uygulamayı indirebiliyorsunuz. Hemen şöyle kabul edelim, bağlanalım. Bir adet oturum açalım. Benim oturumum vardı ama her zaman şifresini ve kullanıcı adını unutur abi. Şimdi gördüğünüz gibi Tuya uygulamamız açıldı. Hemen buradan cihaz ekle butonuna tıklıyoruz. Buradan Bluetooth'u seçiyoruz. İzin ver diyoruz ve konumada onay veriyoruz. Uygulamayı kullanırken izin ver diyoruz. Bir ve şöyle aşağıya doğru iniyoruz. Gördüğünüz gibi küçük ev aleti bölümünde ev akıllı, evcil hayvan besleme, kameralı Wi-Fi diye bir bölüm bulunuyor. Buna tıklıyoruz. Ve sonrasında bunu anladık diyoruz. ileri diyoruz. Buraya hemen Wi-Fi'mizin şifresini giriyoruz. ileri diyoruz. Ve gördüğünüz gibi Detecting Network Status diyor. Ve bağlandık. Sonrasında ekrana gördüğünüz gibi kocaman bir QR kodu çıkardı. Bu QR kodu cihazımızın üzerindeki kameraya doğru tutuyoruz. Gördüğünüz gibi cihaz ekleniyor. Ağı sabit tutun. Ne yapayım havadan wireless dalgalarını da mı tutayım? Ağı sabit tutun diyor. Esling SL20 kedi köpek besleyici geldi gördüğünüz gibi hemen tamamlandı diyorum. Bu cihaz alarm bildirimleri gönderebilen güvenlik cihazıdır. Bildirimleri aldığınızdan emin olmak için test et tamam. İleri tamam her şeye okey diyorum. Evet gördüğünüz gibi ekranımız geldi. Burada bir takvim bulunuyor. Bu takvimlere istediğimiz gibi plan gerçekleştirebiliyoruz. Ayarlar bölümüne bir gelelim. Bakalım ayarlar bölümünde neler var? Cihaz bilgisi, senaryo ve otomasyon. Buradan otomasyon ekleyebiliyoruz. Temel özellik ayarları bölümünde gösterge ışığı, döndür, zaman gösterimi okey. Kızıl ötesi gece görüşü var bu arada. Gece de gayet net bir şekilde görebiliyorsunuz. Onu otomatik de bırakıyorum. Sağ üst tarafta bir mama kabı fotoğrafı var. Gördüğünüz gibi buna tıkladığınızda porsiyonları ve feed BP ayarlayabiliyorsunuz. Ben feed BP kapatıyorum. Çok ses çıkartıyor çünkü. Porsiyon kısmında buradan mesela 10 porsiyon yapıyorum. 10 porsiyon olarak kaydediyorum. Buradan mesela 17'sini tıklıyorum ve yandaki ikona tıklıyorum. Buradan diyorum ki Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Buraya diyorum ki mesela at the feeding plan. Buradan 10 porsiyon diyorum sabah 10'da diyorum. Bir kere. At feeding plan diyorum. Sonra da diyorum ki mesela saat 17'de bir porsiyon ver. Tekrar ekliyorum. Mesela diyorum ki akşam 20'de de 22'de de 5 porsiyon ver. Gördüğünüz gibi benim haftalık planım hazır oluyor. Yani her hafta, her gün saat 10'da, 17'de ve 22'de porsiyon porsiyon ayarlamalarını yapmış oldum. Daha sonrasında bunları iptal etmek için de şöyle üzerlerine tıklıyoruz ve delete dediğimizde planımızı silebiliyoruz. Şimdi gelelim mesela şöyle diyelim. 10 porsiyon dedim. Bugün dedim. Express Feeding dedim. 10 porsiyon bırakacak şimdi bize. Gördüğünüz gibi hemen video butonuna tıklıyorum ve hızlı bir şekilde videoya bağlandı. Şimdi gördüğünüz gibi burada TK Foto bölümü var. TK Foto'ya bastığınızda bir adet fotoğraf çekip hemen galerinize yüklüyor. Rekord bölümünden bastığınızda direkt olarak video kaydı almaya başlıyor. Ve durdurduğunuzda da video kaydı galerinize kaydoluyor. Fotos bölümüne geldiğimizde de Cihaz üzerinden çekim yaptığınız ne varsa buradan görebiliyorsunuz. Şöyle aşağı inelim. Bir adet mikrofon bölümü var. Basıl tutuyoruz. İlka yemeğini yedim mi kızım? Hello. Gördüğünüz gibi konuşmamızı buradan gerçekleştirebiliyoruz. Ve telefondaki sesi de açtığımda gördüğünüz gibi bu taraftaki ses de bana geliyor. Mama bölümüne tıklıyorum ve gördüğünüz gibi tıkladığımda otomatik olarak buradan mama yükleyebiliyor. Evet gördüğünüz gibi mama kabımızla telefonumuzdan kameraya bağlandık. Konuşmamızı yaptık. Biz dedik Milka ne yapıyorsun o dedi ki hav. Ve ne oldu etkileşimimizi güzel bir şekilde sağlamış olduk. Aklımız evde kalmadı. Evet şimdi mama kabımızı gayet güzel bir şekilde salonumuzun baş köşesine konumlandırdık. Şimdi burada zaten bahsetmiştim. 3.7 litrelik mükemmel bir haznemiz var. Zaten bu hazne böyle komple çıkıyor. Güzel güzel temizliği her şeyi yapılıyor. Şimdi burada neler yapabiliyoruz? Biraz sizlere bunu canlı göstermek istedim. O yüzden böyle bir yere geçiş yaptım bir anda. Üzerindeki tuşa tıklıyorum. Gördüğünüz gibi anlık olarak uygulamadan kaç porsiyon ayarladıysanız o kadar porsiyon gördüğünüz gibi mama kabına ekliyor. Şimdi şundan bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi uygulamamız açık. Uygulamamızı zaten az çok gördünüz. O yüzden çok böyle ekranı size göstermeme gerek yok. Zaten kurulumda gördünüz. Burada isterseniz buradaki tuşa yaptığımız işlemi yapabileceğiniz bir tuş var. Burada Express Feeding diye bir bölüm bulunuyor. Buna tıkladığınızda da ha buradan buna tıklamışsınız ha da buradan buraya tıklamışsınız hiç fark etmeyin. Bununla birlikte zaten takvim üzerinde de tıkladığınızda istediğiniz planları burada yapabildiğinizde zaten gösterdim. Ses özelliğinden size bahsetmek istiyorum. Örnek veriyorum mesela hemen buradan video bölümüne tıkladım ve gördüğünüz gibi kamera açıldı. Kameranın burada altta uygulama kurulumunda da gösterdiğim gibi bir adet mikrofon butonu var. Bu mikrofon butonuna basılı tuttuğumda merhaba, merhaba. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Pişt, Milka. Milka gel kızım, gel kızım. deyip karşı tarafa sesinizi yani mama kabına sesinizi yönlendirebiliyorsunuz. Bununla birlikte buradaki hoparlör tuşunu açarsanız direkt olarak bu alanda olan sesi telefonunuzdan duyabiliyorsunuz. Kamera açısı gayet geniş. Zaten bunu görmüştünüz ama tekrar şöyle uzaktan gösteriyorum. Kamera açımız inanılmaz geniş ve bu sayede köpeğiniz nerede yatıyorsa veya kediniz nerede yatıyorsa bir odanın güzel bir yerine konumlandırdığınızda çok geniş bir şekilde rahatlıkla görebiliyorsunuz. Şimdi ayrıca şundan da bahsetmek istiyorum sizlere örnek veriyorum. Evde değilsiniz, iştesiniz, başka bir yerdesiniz, markettesiniz, bir yerdesiniz. Ne oldu? Ya ben mama koymayı unuttum. Nasıl unutabilirim bunu? dediğiniz anda nerede olduğunuzun hiçbir önemi yok. Telefonunuz ve mama kabı internete bağlı olduğu sürece istediğiniz yerden, istediğiniz konumdan direkt olarak express feeding diyerek porsiyonunu verebilirsiniz ya da örnek veriyorum dersiniz ki 3 porsiyon yesin şimdi der deyip istediğiniz porsiyonda da ekleyebilirsiniz. Hem konforlu olurlar, hem yaşam kalitesi artar. Vakitli ve saatli yemek yediğinden dolayı hem de sizin yaşam kaliteniz gayet artıyor olacak. Ayrıca üzerindeki kamera ile birlikte hem de ses yönlendirmesiyle birlikte içiniz rahat olur ve hiçbir zaman aklınız evde kalmaz. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde uygulamayı cihazımıza çok rahat bağladık. Tabi ara ara perdeler de oynuyor. Bunun sebebi Milço Hanım gayet şey hani e, şu an meraklı bir şekilde etrafımızda gezinip duruyor. Değil mi kızım? Gel gel. Hatta şöyle yapalım mı? Gel. Gel bakalım Milço Hanım. Hemen burada üstündeki tuşa basıyoruz. Ve hemen bize mama bırakmaya başlıyor. Mama yiyeceğim mi? Bak bu senin. He? Ta biraz alışman lazım değil mi? Oh kurban olurum sana. Biraz alışman lazım değil mi kızım? Çok geri gitme düşersin dur korkma lan. Korkma kızım. Oh gel. Bak mama yiyeceğim mi? <laughs> Aldım bir tane kaçıyor musun? Aferin kızım o. Aferin kızım o. İncem mi kızım? Burada mı oturacaksın? He? Burada mı oturacaksın sen? Ya küçücük Toto'nu sığdıramadın hiçbir yere. Hadi sen anlat. Beğendin mi mama kabını? Evet zaten gördüğünüz gibi Milka Hanım da rahat bırakmıyor. Şimdi hemen ben bunu yerine koyayım da gitsin rahat rahat yemeğini yesin. Gitsin rahat rahat yeni mama kabında mamalarını yesin. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesi istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Eğer bu tarz inceleme videolarının da gelmesini istiyorsanız bunları da ne olur yorumlara bırakın. Hatta özellikle incelememi istediğiniz ürünler varsa onu da bildirmeyi unutmayın. Hemen hallederiz. Hemen çözeriz. Hiç sıkıntı yok. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Hoşçakalın.